Sen nerelisin Burak? Karışık. Gerçekten nerelisin? Anne tarafım Arnavut benim. Kosova. Baba tarafım Adanalı. Ve gay bir kültür mozaiğim. Batı ile doğunun harmanı. Sentezi diyebilir miyiz? Sen nerelisin falan? Ben de babam Giresunlu, annem Yunan göçmeni. O da aynı şekilde. Aynen. Biz böyle savaşçı bir. Yes! Zaten Show'a hepiniz hoş geldiniz! Bugün karşımda bence çalışkanlığı, üretkenliği, yaptığı işler dışında ben kendisinin adamlığı, kibarlığı, kalitesini konuşmak istediğim bir konuğum var. Burak Görük karşınızda! Hello, hoş geldin Burak. Hoş buldum efendim. Ne haber? Kendini nasıl hissettiğin bir dönemindesin? Vallahi heyecanlıyım. Yeni şeyler oluyor hayatımda bir sürü. Özellikle işim. Evet. Ya hızlıca hemen bir böyle hoş geldin diye ben tebrik ederim. Şahane görünüyor her şey. Bence yeniden farklı bir şey yaptığın bir karakterle karşımızda olman çok bence böyle oyuncu arkadaş olarak gurur verici. Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Böyle planladığın bir karakter miydi? Çalıştığın bir şey miydi? Yoksa geldi ve gibi mi? Bu işten önceki projem bittiği zaman bir sene ara verdim gibi oldu. Toparlanmak istiyordum çünkü 3 sene üst üste hiç durmadan, evet, sadece 10 gün arayla çalışmıştım. Yorulmuştum, biraz dinlenmek istiyordum. Bu sırada da farklı bir karakter arıyordum. İşte sana. İşte aradığın o lezzet. Fazla farklı oldu ben. Ben de tahmin edemedim bu kadarını. Bu iş Aralık ayında geldi. Başladık gibi oldu. O zamandan bu zamana sete çıkana kadar çalışıyorduk tabii ki. Sıkı bir çalışma dönemi oldu benim için. Özellikle bir ağız yapacağım için. Ve ses tonumu da değiştirerek oynuyorum. Benden tamamen uzak bir adam. Çok çok uzak bir adam. Bence cesurca bir girişim olarak bu yorumunu kabul etmeli bu arada. Gerçekten yani yaşına baktığımız bir yerde bu topa girmek istemeyebilirdin. Ya cesurumdur. Tebrik ederim. Aynen, bence cesur iyi bir girişim yani. Yani güzel, ben çıkan sonuçtan mutluyum. Ben yaptığım iş ne olursa olsun gurur duyuyorum zaten. Hani bir şey biraz nasıl bir şey biliyor musun benim için bu? Mesela herhangi bir şey kabul ettiğin zaman. Bu sadece oyunculuk için değil. Yaptığımız herhangi bir iş veya bir yere gitmek. Onun artık tadını çıkarmak ve ne olursa olsun bu benim kararım ve benim adım geçecek. En iyi şekilde yapmaya çalışmalıyım olarak bakıyorum. O yüzden ben her işimde çok sıkı çalıştım ve en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak tabii ki bu karakter beni bir ekstra heyecanlandırdı şimdi. Yalan söyleyemem. Yani tabii ki benim yaşam etiğime çok uzak bir adam. Bambaşka bir herif. Benden çok uzak olduğu için de daha da heyecanlandım. Yani o yüzden böyle bilmiyorum, bir şey çıktı ortaya, bakalım. Böyle oyuncunun dişlerini kamaştıracak bir şey oynuyorsun bence ya, oyuncu olarak yani. Çok tebrik ederim. Yolu yolculuğu çok açık olsun demek isterim buradan. Çok sağ ol. Sürekli çalışmak ve kendi parasını kazanmakla ilgili hayatta bir motivasyonu olan birisin. Bunu biliyoruz. Burak, bir yerde böyle olmadı mı artık? Yok. Yani şu an bu iş özelinde söylemiyorum da yani bir yerde sence duracak ve hani mola vereceğim gibi bir şeyin olacak mı? Ben şey diyorum hep kendime, böyle hayatı öğrenmek şeymiş galiba, durmayı öğrenmek. Yani aslında biz şey sanıyoruz, hani boş durmak en kolayıymış gibi geliyor. Aynen. Halbuki hayır, bence hayat aslında boş durmayı öğrenmek, o vakti kendinle nasıl geçirdiğin. Ben onu öğrenemediğimi fark ettim. Çok sürekli çalışıyorum. Çalışmaya ciddi bir aşkım var. Evet. Çocukluğumdan beri çalışıyorum çünkü. Ve sadece oyunculuk değil zaten. Bir sürü yerde anlattım. Şimdi tekrar pekiştirmeye gerek yok yani. Çokça çalıştım herkes gibi. Çalışmaktan sıkılmıyorum. Bir de gencim ben. Yani daha şimdi çalışacağız, sonra tatil yaparız gibi geliyor. Bilmiyorum. Umarım yani. Evet, bilmiyorum. Evet, kardeşim, bilmiyorum da yani. Yaparız gibi. Bilmiyorum. İnşallah diye. Bakacağız. Ama sürekli üretiyorsun ve sürekli çalışıyorsun. Acayip bu yolculuk 4N1K'yla değil mi? Oradan başlayan bir şey oldu. Kaç yaşına tekabül ediyorduk? Yok, hayır öyle değil. 4N1K'yla başlamadı. 4N1K benim meslek... 4N demem benim 4 peki. 4N, you know what I mean. N1K, Before 4N1K. Şimdi 4N1K'dan önce ben 6 yaşından beri oyuncuyum. 23 senedir oyuncuyum ben yani. Biz harbiden bunun içine doğduk yani. Yani ben çok oynadım, oyunculuk yaptım. Ama 4N1K ile beraber bu benim mesleğim oldu diyebilirim. Yani meslek derken bir insanın işte hayatını geçindirdiği, evet, iş olarak diyorum. Yani zaten mesleğimdi ama daha gurur duyuyorum artık kendimi falan. Gurur duyuyor. Altın kelebeğim var. Evet, çok şükür. Önemli bence.
Ya bunları gerçekten bu yaşa bunları sığdırıyor olmak çok önemli ve kıymetli olduğum için üzerine basıyorum yani. Şey daha gençler de var ya benden önce alanlar da var. Fark etmez ben sen benim arkadaşımsın. Kim aldıysa aldı. Ben seni konuşmak istiyorum. Okey. Ayrıca kendim de şahit olduğum kulaklarımla duyduğum bir yerden çok güzel müzik yapıyorsun. Müzisyen bir eşin olmasın. Eşin demem. Allah söyletti. Pardon. Benim gönlüm de öyle yani. Bence benim okay. De bu arada. Aynen. Fark etmez yani. Sonuçta ikiniz de müzik yapıyorsunuz ama senin gerçekten böyle ya şöyle Doğu böyle sana dair çalıştığı bir yerde işte rap yapıyor mu? Rap yapıyor demek yeterli değil. Yabancı rap yapıyor dediğim ve bunu duyduğum ve buna dair böyle bir hayalin var mı? Bunu gerçekten bilmiyorum o yüzden soruyorum. Yani yaptığını, iyi yaptığını, zevk aldığını biliyorum da bir gün bundan para kazanırım gibi bir hayalin var mı? Yok yani şöyle. Yok. Tamam. Bitmiş. Biz olmuşsa. Bence yok şöyle yok. Ben bu arada belki de oyunculuk kadar mesai harcadım müziğe. Çocukken iki tane albüm yaptım İngilizce. Sana kadar mı yaptın? Yani albüm çıktı mı? Tabii yok şöyle çıkmak derken şimdi o zamanlar öyle değildi o işler. Yani Spotify mi Spotify nerede baba? Bizim zamanımızda plak falan. CD'ye basıyorduk ve dışarıda satıyorduk Kadıköy'de falan. 13-14 yaşında başladım ben müziğe. Kendi stüdyomuzu açtık sonra Ümraniye'de. Ben oralarda büyüdüm o coğrafyada. Ümraniye'ye selam buradan. Şey orada stüdyolar açtık. Birkaç kere açtık hatta. Çok uzun süre yaptık. Yani lise hayatım boyunca yaptım. Daha sonra oradaki konserleri biz düzenledik. Ümraniye'deki arkadaşlarımla, mahalledeki arkadaşlarımla beraber. Birçoğunda bulunduk. Albüm yaptığın zaman da İngilizce rap mi yapıyordun? Evet evet İngilizce. Tabii çocukken de İngilizce rap yapıyordum. Zaten herkese dalga çok geçiyordu bize. Çok iyi yapıyor bu arada. Gerçekten. Herkes bize dalga geçiyordu. Ne alaka oğlum bu? Niye bu şu an? Evet yani. Bu bir devrim niteliğinde bir hareketmiş o zaman. Her zaman. Ya ben insanlar için değil, sanat için zannediyorum. Ya ne bileyim heveslilik. O zaman onu dinliyorduk. Yani YouTube böyle yeni yeni başlamıştı. Ben bu arada çok eski bir YouTuber'ım. Onu da söyleyelim. Evet yani o zamanlar müziğe başladığım zaman biz vlog tarzı şeyler de çekiyorduk. Day in a Life diye böyle bir akım vardı. Müzisyenler böyle turnelerini çekerdi o zamanlar. YouTube'dan para kazanmak falan yine yok. Eyvallah babam. Ekmek yok hiçbir şey yok. Onu da yaptınız. Onu da yaptık falan filan. Sonra çok uzun ve böyle tempolu bir şey değildi her zaman. Böyle ufak ufak yapmıştık. Sonra oyunculuk önüne geçti bunun tabii ki. Müzik beni çok besleyen bir şey. Hakikaten ben güne müzikle başlarım. Geceyi müzikle kapatırım. Çok şanslıyım ki hanımım müzisyen. Evet. Dün gece mesela sabah 3'e kadar dede gibi oldu sabah 3. Çok geç kaldık ya. Ya 3'e kadar evde kayıt vardı. Müthiş ben seviyorum ya. Yani. Büyük ekrana yansıttık Tuğla'dan böyle. Tuğla'dan da inanılmaz bir sesi var. Tabii canım. İnanılmaz bir sesi var Melek. Yani. Gerçekten çok acayip bir. Peki bu şey kısmında gerçekten buna şu anda vakit zevk alman dışında bununla ilgili de bir gün ben yeniden bir şey yapacağım. Gibi bir yer. Şöyle bir şey yaptım. Bir yapım şirketi kurdum. Ancak yapım şirketi çok startup şeklinde başlamış. Böyle ufak bir şey. Med yapımla beraber, Fatih abiyle beraber Med Müzik diye bir şirket kurduk. Severiz birbirimizi. O da beni çok sever. Böyle güvenir bana çok. Böyle beraber bir atılımda bulunduk. Çok aktif ve çok saldırgan bir yapım şirketi değil. Daha ziyade böyle işi gördüğümüz, öğrendiğimiz, böyle kendimize yetecek kadar müzik yaptığımız, böyle bir yerlere oturmak, birilerinin yerini almak tadında bir yerden rekabetçi bir yapım şirketi değil yani. Ben zaten yapımla da ilgileniyorum genel olarak. Yani bu konuda kendimi böyle denir bilmiyorum ama yetenekli yatkın buluyorum buna. Yani yapım yapmaya yatkın buluyorum kendimi. O yüzden öyle bir girişimim oldu. Ancak müzik yapmak şu andan sonra artık ancak hobi olarak işte arkadaşlarımla otururken işte müzikal yaptım bu arada. İşte konser tanımız oldu bir tane. Yani böyle bir hani bu tip şeyler yapıyorum tabii. Çok yönlü bir yol arkadaşın var bence evet. Tuğan'dan bahsediyorum. Yani ikiniz muazzam görünüyorsunuz. Şeyi merak ediyorum. Bu kadar yakışıklı bir adam olup bu kadar... bir dakika ya tamam onu da öveceğim. Seni de tamam mı? İkinizi de. Bana alan tanıyın. Yok hayır ben poz veriyordum ya bu profilimde. Yani çok yakışıklı kadınlar çatı tarafından çok arzulanan, çok işin ne bu tarafını da bildiğimiz bir gerçeklik var yani. Yani Burak Görük deyince bazı kadınların ağzının suları yıllardır akar yani. Bu dünya... Öyledir. Burada olup... Buna önem verdiğim bir yerden burada olup bir yandan çok da güzel bir ilişkinin içinde olup aslında baktığın zaman eskiden bu çok tercih edilmezdi ya yani kadın fanlar işte dünyasında ben kız arkadaşım buraya bu kadar dahil etmeyeyim menajerler buna çok alan tanımazdı zamanında böyleydi.
Bunu bu yolculukta beraber yürüdürebilme hikayesini nasıl becerdiniz? Ne yapabilme? Beraber yürüdürebilme dedim. Benim en sevdiğim kelimedir yürüdürebilme. Yürüdürmek bence bizi tarif eden bir kelime yani. Yürüdürüyoruz çok Allah aşkına. Çok teşekkür ederim. Bir şekilde yürüdürüyoruz. Nasıl yürüdürüyorsunuz? Menajerim de yürüdürmemizi istiyor. Hayır şu anki menajerim ya bu başlarken bir böyle... Var böyle bir böyle evet. Bir çekince var. Ya şimdi bunu saklamanın alemi yok. Evet, yani. Ya böyle bir çekincesi var insanların. Ben insanların çekincelerine ve yorumlarına göre yaşamıyorum hayatı. Bu beni hatta anksiyete yapıyor yani. Bunu düşünmek bile beni şey yapıyor yani böyle acaba insanlar ne der? Sonra diyorum ki bana ne lan ne der Allah Allah bu bir saçmalık mı var yani? Ben aşık oldum çok seviyorum. Beraber olmak istiyorum onunla. Birilerinin bundan memnun veya mutsuz olması beni hiç ilgilendirmiyor. Umarım alkışlayalım. Umarım mutlu olurlar. Kendi hayatları için de iyi bir şey bu. İnsanlar adına mutlu olmak güzellik getiren bir şeydir. Bir de şey görmeleri de güzel bence. Birbirini büyüten bir çift varsa ortada. Ha, evet, tabii. Yani, power couple. Evet, aynen öyle. Bonnie and Clyde hep söylüyorum. O hep daha fazla yukarı götürecek. Aynen, Bonnie and Clyde suçlu tabii. Şimdi oradan şey yapma. Biz daha böyle hani... Nasıl başladı? Kim yürüdü ilk? Ha, Tuana'ya ben yürüdüm Tuana'ya. Tuana'ya görmüyor musun ya? Kim yürümüş olabilir? Tuana'ya ben yürüdüm. Tuana'ya ben yürüdüm ya. Instagram'dan yürüdüm. Stik tamam, dedim sen arkasına. Neymişsin ya? Şşt dedim güzellik şu an. Engelledi beni. Neden öyle oldu? Gerçekten. Yok hayır. Ya şey selam yazdım böyle. Mesaj isteği vardı Tuana'nın bende. Mesaj isteği olunca tabii çok rahat oldu yürümem. Yani direkt mesaj kutusuna düştü. Kabul edip mesaj attım. Selam dedim. O da selam falan yazdı. Dedim ne oluyor ya? Niye sildin mesajını? O da sinirlendi biraz buna. Ne alaka ya? Ne mesajı? Ben ne sileceğim ya mesajı? Ben screenshot attım. Ben de screenshot attım ona. İşte dedim burada istek var falan. Aa bilmem bir şeye gülmüşümdür herhalde. Hatırlamıyor muydu gerçekten yoksa? Bir şeye gülmüşümdür. Köpek Ahirette soracağım ilk soru. Ne yazmış ne? Köpek videosu falan belki atmışımdır. Onu böyle aa ne tatlı falan bir şey yazmıştır. Muhtemelen Tuana'nın yapacağı bir şey. Orada cinsiyet, kişi ayırtmaksızın hayvan gördüğü zaman direkt mesaj atıyor çünkü öyle bir... El ayağı boşalıyor yani. O yüzden hani belki benimle ilgili olmayabilir yani. Ama sonuçta ben mesaj atabildim rahatlıkla ve... Sonra konuştuk. Çok tatlı bir flörtümüz vardı bizim. Aşırı komik geçti. Çok çok eğlendik. Şey Hatay Sandıkçı falan izliyorduk evde. Alakasız. Şaşlık söyleyip. Ya gerçekten enteresan bir çiftsiniz bu arada. Evinize de gelmiş biri olarak söylüyorum. Yani çok böyle neşeli ve çok yani... Sofistike. Hani... Ya ay çok kaliteli. Tuana piyanonun başındaydı. Burak rap yapıyordu. Ve biz yeşil çay içiyorduk. Yani öyle bir ortamdaydı. Kafaları güzeldi ve ayılmalara gerekiyordu. Kafeine ihtiyaç vardı. Evde kafein var bu arada. O kadar dördüncü değil. Dördüncü kişinin kim olduğunu söylemeden konuyu kapatabiliriz. Aynen Sherlock'la. Çok teşekkür ediyorum Burak. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Şimdi abone olma. Aynen yemin ediyorum akışta abone olma sessizliği vardı. Durduğumuz ve şu ana kadar izliyorsanız, eğleniyorsanız abone olmanız için size 10 saniye tanıdığımız bir alandayız. Kızardım mı ben peki? Yok çok güzel. Program güzel oluyor ama. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Şimdi sana bir kişilik testi yapacağım Burak. Ben sana bazı sorular soracağım. Tabii sen ki. De cümleler. Sen de bana bu benim ya da psikopat ben değil. Programda rezillik var. Manyak. Sen de bu benim ya da ben değilim diyeceksin bana. Ay çok severim böyle şeyler. Bence Allah'ım. De çok Tuana'nın zevkli. Evde var ya bak. O ne diyor testleri gibi eski. Bütün gün. O ne diyor, o ne diyor. Her yer ya. Böyle Instagram storylerde halk ekmek yapıyor ya. Test. O mu bu mu? Tuana'yla biz sürekli onları çözüyoruz. Ede ve soru bitince yapıyorum. Ya of ya. İğrenç bir gece olacak bundan sonra. Bana kendimi yetersiz hissettirecek insanlarla yakınlık kurmam. Ya abi. Bir cevap vereceğim şimdi. Çok şey olacak. Kurarım. Öyle bir şey yok. Birleşti yani. Mi kuruyorsun? Yok öyle bir şey aynen, yok. Aynen bir yandan ansızın buna düşürmek gibi bir şey. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir hiç ha, öyle hatırlamıyorum bir, böyle bir şey. Ha tercih şeklin yok. Yok hayır. Öyle bir terazim yok evet. Yani ha, okay. Beni ne dedin? Yetersiz hissettirmek gibi bir şey yok yani. Ben çok yeterli olduğum için değil. Yani yeterli zaten hiçbir zaman olamazsın öyle bir şey yani. Kişiye bak karşındakine bağlı bir durum bu yani tamamen. Yoksa ben kendim için haşa Allah'ın yarattığı.
Ramazan ayında böyle bir Rahman gelmiş. Birini sevmek çeşitli şartlara bağlı olmamalı. Birini sevmek çeşitli şartlara bağlıdır. Evet. Benim. Olmalı. Olmalıdır. Tamam. Ben değilim. Ben. Güzel arabalara ve güzel omuzlara karşı bir zaafım var. Güzel arabalara karşı zaafım var. Güzel arabaları gerçekten çok seviyorum. Böyle bir araba şeyin var mı senin zevkin? Özellikle bildiğin bir yerden lazım bilmiyorum. Ha öyle mi? Wow. Bir dakika. Bunu konuşacağız. Ama sonra şunu bitirelim mi? Kişilik testi galerici çıkacak. Araba otayı koma çıkıyor kişilik testi. Evet. Takıntı derecesinde kimseye yük olmamaya çalışırım. Net benim bu. Öylesine yaşayamam. Hayatımda her şeyin bir anlamı olmalı. Benim. Evet, vay be. Çok yönlü biri olmanın insanın ayağını dolanan bir belaya dönüşebileceğini düşünüyorum. Yanlış ellerde evet. Sabırsızlığın başıma çok dert açar. Dert açmaz ama yok dert açmaz ya hayır. Peki sabırsız biri misin? Çok. Tez canlı. Tez canlıyımdır ama şey değilim yani sabırsızlığımdan dolayı başıma hiç iş almadım öyle bir şey. Sen ne burcusun? İkizler. Anladım. Ne bu geçmiş olsun. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Aynen. Yükselenim aslanım artık 30 yaşındayım ya. Yani. Aslan çok güzel bence. Aslan da zor bulurlar ama ben güzel bir burç oldum. İkizlerin, benim ikizler özelliğim vallahi yok ya. Eğer ikizler bahsedildiği gibi burçsa gerçekten ikizlerle hiç alakam yok. Enerjim belki, iç enerjim ikizler olabilir ama onun dışında bilmiyorum yani. Zekidir mesela ikizler ben. Kendimle yalnız kalmak istemiyorum. Evet. Pek sevmem. Yalnız kalmam. Ben böyle insanlarla yaşayayım böyle falan kalabalık böyle öyle bir pack. Böyle. Ekipçi biri misin? Peki? Yok hayır ekipçi değilim. Ekipçi derken bu arada... Yani şey gibi hani böyle... Hep yakın arkadaşlar evet, belli hep, ki. Hayır, hiç. Ben aşırı sosyal kelebeğim ama tabii şey değilim yani. Nasıl söyleyeyim sürekli aynı şeyi yapacak ve hani biri değilim. O yüzden belki de hiçbir zaman böyle gerçekten böyle tam olarak şu benim arkadaş grubum şunlardır diyebileceksin. Sen diyemezsin. Benim arkadaş grubum diye bir şey biliyor musun mesela? Diyemem. Diyemezsin yani öyle bir şey yok hani öyle bir... Üzüldüm şu an. Neyse geçelim bunu. Tamam canım. Tek bir bakışımla kadınları bitirebildiğimi biliyorum. Çok bir hastalıklı bir cümle olur böyle bir şey olsa. Ya hayır işte. Ya yani... Gerçekten yemin ederim. Ya biliyorsun ya. Evet. Vallahi ya. Biliyorum yani. Bak biliyorsun. Ya bunu kullanıyorsun demiyorum. Öyle bir yer. Ama bunun bilincindesindir Burak gerçekten, yani. Gerçekten öyle inanmıyorum ben. Bunun egosal olarak böyle bir adam olmadığını biliyorum. Bunun şovunu yapmadığı böyle bir yerde değilim ama... Yemin yani, ediyorum sana. De böyle gerekirse, böyle mi konuşalım? Peki cümleyi değiştiriyorum. Gerekirse gözlerini kullanarak cabizen, cazibenle gerekirse... Gerekirse bir kadını... Gerekirse iyi biliyor musun yani? Evet, teşekkür ederim Burak ya. Şunu söyletmekte. Aynen. Oyuncuların ve set emekçilerinin hakkını sömüren terbiye yoksunu, aşağılık kompleksli ve kendini gerçekleştirmekten aciz, koltuk sevdalı para babalarının karşısındayım. Oh. Ve yatakta çığlık atmayı severim. Tabii ki de. Aynen, teşekkürler. Teşekkürler. Yatakta çığlık atmayı değil yani diyelim. Çok uzun bir cümleyi tekrar edemeyeceğim şu an. Ama karşınızdayım oğlum. Aynen, evet. Ya, haberiniz olsun yani. İnsanları değerlendirirken ondan başlarım. Yüzden falan başlıyorum saçma sapan. Başına şey geliyor mu ya? Yok. Tamam. Gelmez, bir şey gelmez. Gelmiyor mu? Ya, Allah aşkına bir şey getirmez. Kendini koruyan, korunaklı bir adam mısın? Yani bu kadar... ya var bir yani bu. Hayır yani bu kadar hani ben sabırsız biri değil, sabırsız biriyim ama başıma bir şey gelmez. Evet yani hani... ben bir şey atlamam. Herkese iş yapmam. Falan filan böyle önlemlerim var hayatta aynen. Yani işte ben bir insanın çok yakın arkadaşı olabilirim ama onunla ortak bir şey yapmayabilirimiz gibi. Hani bayılırım gece gündüz evimizden çıkmayabilirimizin. Kanka gel şunu yapalım dediği zaman bir dururum yani. Buralarda dikkatliyim. Sebebi de asla işte benim başıma bir şey gelir falan bir yerden değil. Dostluğumun bozulmasından korkarım. Çünkü insan beşer şaşar derler ya. Yani böyle insanları dost kaybetmek istemiyorsan böyle herkesin eline her fırsatı vermemek gerekiyor. Yani böyle dikkatli olmak gerekiyor her zaman. Birazcık öyle bir yerden bakıyorum ben. Onun dışında böyle bir bu fevriliğim beni başıma bir şey açmadı yani öyle yanlış biriyle arkadaş olup kendimi yanlış yerlere soktuğum bir durumum olmadı. Ben her yere çok farkında çünkü alkol uyuşturucu falan kullanmadığım için yani her yere çok farkında ve şey bir şekilde girdim çıktım o yüzden. Şahane bir şey. Durum böyle yani. Elinde bir sihirli değnek olsa kendini de değiştirmek isteyeceğin herhangi bir özelliğin var mı? Evet. Var. Anksiyete ve panik atağı tamamen yok ederdim.
Kaygılı mısın? Oh. 10 üzerinden 10. Hadi ya. Evet. Yani kaygılıyım. Yani bu arada yani günlük hayatıma yansıyan bir şey değil ama yani evet çok fazla overthinker'ım. Çok düşün, fazla empatim. Kontrol freak misin peki? Her şey kontrol senin kontrolünde mi olmalı? Her şey böyle hepsi bir arada böyle birazcık yorgun biriyim yani. Kendini yoran birisi. Evet, kendimi yoruyorum. Peki aklına gelen ilk kelimeyi söyler misin? Çok saçma. Aşk geldi ya vallahi şu an. Tuhan'a niye biliyor musun şey düşünüyordum. Şey zor biriyim falan filan derken. Evet Tuhan'ım beni şey yapıyor, iyi geliyor bana yani. Bayağı. Şimdi sana senden bahsediyorum o zaman. Ne mıç mıçlar evet, değil mi ya? Hayır. Hayır hiç değil. Evet, sonuçlarımıza göre Burak Bey. Kendi ayaklarının üstünde sağlamca durup sana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmamak kendini bildim bileli kodlarında olan bir özellik. Evet. Çok yönlü olduğunu bilmenin getirdiği özgüven egonu okşasa da hayatın uçlarda yaşayan bir ilgi manyağı olacak raddeye getirtmiyor seni. Sessizlik seni boğuyor, içten içe seni kavuran bazı düşüncelerle baş başa kalmaya 20 dakikalığına da olsa tahammül etmiyorsun. Çünkü seni kemiren ve kurcalamayı bekleyen her düşünce bir başka bilinmedik dünyanın kapısını arayabileceğinden, seni güçsüz ve kimsesiz bir şekilde öylece savurabileceğinden haklı olarak korkuyorsun. Neyse ki içinde ortalığı yakıp yıkan halin dışına her zaman yansımıyor. Bu yakışıklı, espiritüel, görgülü ve kendinden emin adam kendi olabildiğini, her anın ve her saniyenin değerini bilerek sevdiklerine içten bir şekilde gülümsetebiliyor. Tıpkı şu an olduğu gibi karşınızda Burak Yürü! Vay tatlı. Be çok iyiymiş ya, evet, bu neymiş? Çok... Aşırı onlara oldum ya. Bunun ben böyle... bu. Benim. Hiç kötü bir cümle yok. Ay resmen ben. Romantik biri misin Burak? Romantik biri mi Burak? Evet, ben cevap veremem bu soruya. Evet. Bence değilim ama... Bence romantik. Tuana da çok romantik biri olmadığı için ona göre romantik olabilirim. Sana yeterli. Peki mesela böyle bir boktan romantikliğin var mı? Yani? Şiir mesela gibi mi? Mesela. Bir anda öyle bir şey çıkacak sandım. Şairlere buradan sevgiler, saygılar. Çok değer veriyorum. Herhangi bir şey yazan herkese değer veriyorum. Ama... Yok öyle bir romantizmimiz bence yok bizim ya. Biz kendi cümlelerimiz bayağı yeterli birbirimiz. Yani öyle bir aramıyoruz öyle bir şey. Mesela şu an söylediğin çok romantik bir şey aslında. Evet yani bunu farkında olmadığınız bir dünyanız var belli ki. Yani şu anda YouTube'da Alenen çok tatlı bir şey söyledin ve bu çok romantik yani. Hani. Ya işte mesela tanışın bana. Ben ona hatunum derim. Ben alakasız. Tüylerim döküldü bak. En çok neyinin övülmesinden hoşlanırsın Burak? Aa, hiç böyle bir şey düşünmedim hayatımda. Yani şey bir soru. En çok neyimin övülmesinden hoşlanırım aşkım ben? En çok neyde, ne, yani ne görürdün ben? Oyunculuğum, işim. Oyunculuğum övülünce of aşırı mest oluyorum ya. Evet çok seviyorum işimin övülmesi. Bu arada yaptığım herhangi bir şey. Mesela atıyorum ampul değiştirdim. Aşkım ne kadar güzel, ne kadar hızlı değiştirdin desin. Tuhan mesela. Allah'ım. Of ya abi. Yani işte bunlar biz çocukluğumuzdan beri çalışmaktan yani. Peki bir taktiğin, bir şeyin oldu mu? Yani bunu böyle bekar erkeklere ya da bekar kadınlara sormak başka da birbirinize alırken bir taktik uyguladın mı? Ben almak bekar, kelimesini bekar kullandığım için özür dilerim öncelikle. Bekar kadın erkeklere de tavsiyede bulunarak bir yerden söyleyebilirim lütfen, aslında. Lütfen hadi. Yani bence taktik kelimesi tabii ki şey böyle biraz stereotip bir şey ama yani taktik değil de karşındakine göre konuştuğun yerler oluyor hayatında. Aha, ona yani göre. Mutlaka tabii ki. Yani hepimizin bir sosyal personası vardır yani. Kendimiz böyle olduğumuz halimize böyle iç dünyamızı tamamen açıp falan böyle bir başlamıyorsun. Mutlaka bir saygı ve böyle birbirini tartarak ilerlediğin, bastığın yere dikkat ettiğin bir konuşma olması gerekiyor. Bence kendisiyle ilgili problemlerini çözsün insanlar önce. Kendinizle barışın. Sonra hiç yalan söylemediğiniz... Herhangi bir şekilde yalan söyleme ihtiyacınız olmadı ve de parasızlık veya gibi böyle materyalist şeylerden çekinmediğiniz ve dünyanın en saçma şeyi bu çünkü. Yani büyük bir gerizekalılık olur böyle bir şey. Sakın böyle bir şey düşmeyin. Bunu biraz açabilir misin? Yani parası olmadığı için işte gençler işte ben abi nasıl bir manita yapacağız biz paramız mı? Evet, böyle alıştırılmış böyle bu kapitalist bir alıştırma. Ben de şey değilim yani böyle hani bir ideolojinin bir şeyi destekçisi olarak söylemiyorum bunu. Yani ben de gayet gördüğünüz gibi öyle yaşıyorum. Ama şundan bahsediyorum yani bir para kazanılan bir şey. Ve hani böyle bir statü değildir. Böyle düşünenlerle de bence hiçbir şekilde muhatap olmayın.
Yani bu tip materyalist şeylere değer veren insanlarla vakit geçirmeyi, keyifli vakit bedavaya geçirilebilir. Biz tuhanelere çoğunlukla bedavaya vakit geçiriyoruz yani. Hayatımızın %90'ı, etkinliklerimizin çoğu yani bir Caddebostan'da oturmak bedava çünkü yani, anladın mı? Hani veya bir ormana gitmek, yürümek. İşte az önce yetersizlik diye konuştuğumuz şey bu zaten. Karşı taraf onlara böyle hissettirdiği için bu bir kaygıya i̇şte dönüşen bir şey yani oluyor. O kişiden uzak dur. Evet. Sen bu kadar basit yani, bir zorunda değilsiniz. Bir de bu şey takıntı haline getirme konusu birazcık bence korkunç insanların. Yani birisiyle görüştüklerinde o kişiye sahip olmayı hak görmek gibi böyle bir garip bir davranış paterni var yani. İstemiyor mesela kızcağız. Ya çocuk hala böyle aması yok kanka yani. Tamam artık hadi sen yok mu, bir sürü insan var. 8 milyar insan var dünyada falan. Veya aynısı tam tersi de oluyor. O yüzden hani ben şey diyorum yani, bu tip durumlarda ısrar, tamamlanma ihtiyacı falan, böyle eksiklerden kopun. Kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz insanları sevmeye çalışın. Çünkü böylesi daha sağlıklı. Tuana mesela tam böyle tencere kapak biz mesela. Birbirimize hiçbir şey söylememize. Dünyadaki herhangi bir yerde hiç parasız veya çok paralı bir şekilde yaşayabilirsin. Çok güzel. Yani o yüzden. Hadi evlenin be. Hadi ya. Düğün ya bize. Hadi. Düğün bize. Evet ya. Bir halay. Never have I ever. Oynayalım mı? Evet. Let's go. Benim bir krizim. Reis sensin. Ne oldun be? Evet. Şöyle yapıyoruz. İkimize beraber Doğu bir cümle söylüyor. Tamam mı? Önce bir birbirimizin şey nezdine. Yok yok. Birbirimiz. Lan bir karton ya. Yazıklar olsun. Şu ya baba, şu ya. Abi buralarda mıyız artık ya? Birbirimize. Şaka yapıyorum. Biraz üzdün beni. Biraz canım benim daha çok üzdü beni. Bunu demem çok kötü oldu, evet. Biraz şimdi hemen beni öv istersen YouTube'umu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada yemin ediyorum her bölümü izledim. Sağ ol, teşekkür bayılıyorum. Teşekkür evet, zaten. Tamam. Birbirimizle ilgili diyeceğiz ki Melis bunu yapmıştır, Burak bunu yapmıştır diyeceğiz. Sonra gerçeği söyleyeceğiz. Evet. Harika, hadi bakalım. Ama gerçeği söyleyeceğiz bak. Yani üzerine konuşacağız, aynen. Ben istemediğim bir talk show'a çıkmadım. Yani şöyle istemediği demeyeyim de arkadaşını kırmamak için çıkmış. Yanlış cevap. Yok öyle bir şey. Ben arkadaşlarımı severim ve programdan da istekli çıkarım. Tamam. Peki. Ben? Sen çıkmışsındır kesin. Çıktım aynen. Doğru. Buyurun. Ben kendi kendime çok yaralayıcı şeyler söylüyorum. Aa. Kendimi yaralayacak şeyler falan. Söylemişsindir tabii ya. Canım. Aynen. Sen de. Ben de söylemişimdir. Döverim kendimi. Bunu yapmayan insan da bu arada bence sağlıklı. Sorgulasın. Evet. İnsan kendini dövmeli yani. Yok yok, ağlatırım yani. Olur, evet, olur. Evet. Bazen perişan da olsun. Öyle öğreniyor insan. Evet. Dede olmuş lan. Bir anda tamam bırak. Biz bunu koysak ya kapağı. Öyle öğreniyor insan çocuklar. Şöyle bakalım. Ben hiç bir oyunda çok hırslanıp eşi dostu kırmadım, zarar vermedim. Oyun çek bayağı kutu, PlayStation evet, falan gibi mi? Burak hırslanır gibi ya. Hiç mi? Ben? Hırslanırım. Eşi dostu kırma onu yani. Aşkım kırmaz sen de. Yanlışlıkla olur. Ben daha toparlayıcı birleşim. Ben? Sen de kesin hırsızsın. Ben hiç biliyor musun? Allah aşkına. Hiç. Hiç niye oynamadık ya bu arada ya? Ay çok severim. Aşırı oyun. Biz Dixit oynayalım mı? Beni çağırsanız da çok severim. Ama bayılırım. Beni hadi çağırın ya. Evet, Dixit tamam. Gecesi. Hadi bakalım. Aynı dörtlü mü? Ya bakarız. Sana bağlı. Konuşacağız. Evet buyurun. Ben sevgilim. Çocuk bile gerildi buna. Diyor ki yani nasıl yani? Bakalım bütün gün bunu konuşacağız. Evet. Ben hiç sevgilimin ısrarıyla istemediğim bir yere gitmek zorunda kalmam. Ya şimdi sevgilin Tuhan olduğu için böyle bir şey olmaz gibi konumlandırdım çok. Yani seni değil sevgilini düşündüm orada. O yüzden gitmek zorunda kalmamıştım. Seni cin göz gibi, gibi düşündüğüm için çok oturtamadım sana. Evet, yok yani Tuhan'ın da çok zor gitti aynen, şimdi. Onun evet yani seni bir yere bırak ne olur bu gece buraya gidince sana ısrar için düşünemedim yani. Aşkım şuraya çağırlar geleceksin mi diyor bana. Ben aynen. Diyorum ki aşkım yok valla tamam diyor ben giderim o zaman diyor, o da gitmiyor. Evet böyle şey. Sen gitmişsindir ya. Senin böyle bir şeyin var ya. Ben aşırı merhametli bir tarafım var. Çok empatik. Empat yani. Giderim böyle ben. Şey yapar hemen yani. Minis ne olur gel bu akşam kesin falan der.
Aynen. Yani böyle hani anladın mı? Ben onu bu arada sevgilim için değil herkes için giderim yani. Evet. Aynen. Her yere giderim. Bir de keyif alır ya. Aynen. Bir de eğlenirim de gidip. Söyle bakalım ne var başka? Ben hiç sette, karavanda ağlamadım. Yok ben. Ağlamadın. Ben ağlamışım, sen de ağlamışsın. Yok ben. Ya alakası. İş yerinde öyle şeyler yaşıyor. Bu kadar mı sorular? Harika, tamam daha ne olsun. Oh, ucuz atladık. Böyle en güvende hissettiğin, burası benim evim dedi yani dediğin ortamın, şehrin, alanın neresidir, kimledir? Yani sadece biriyle her yer. Her yer abi, hiç fark etmez. Hiç öyle bir şeyim yok benim. Her yerde kendimi güvende hissediyorum ama arkadaşlarıma yakın olmayı çok seviyorum. Yani ben aileme ve arkadaşlarıma yakın olmayı seviyorum. Yani hani o, çünkü her an onlarla vakit geçirebilme ihtimali. Böyle hani bir işte canın sıkıldı. Sen tek çocuksun. Aha. Yani buraya çıksam gelsem seni arasam biliyorum ki mutlaka bulurum seni, anladın mı, bir yerlerde. Hani o hisler güzel, anladın mı? Gidip şehir dışında bir yerde yaşamayı o yüzden tercih etmem ama dünyanın her yerinde kendimi full güvende hissediyorum. Öyle bir sıkıntım yok yani. Ne kadar güzel ya. Evet. Biz sizce ne kadar halletmiş birisin ya. Vallahi ya gerçekten ben böyle konuklar geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Bazen çünkü hala herkesin arama serüveni zaten bitmiyor. Hiçbirimizin bitmeyecek de kendiyle ilgili yolculuğu. Ama cevapları bulmuş olmak çok iyi ben. Peki şey var mı hayatında? Mesela bu oldu. Mesela ben benim için kazayı dediğim bir yerden. Hani bir şey oldu ve burası hayatımın dönüm noktası dediğin hikayen var mı? Var ya. Paylaşmak zorunda değilsin de paylaşırsan güzel olur ama zorunda da değilsin. Ben 17 yaşındayken 19 yaşında bir kuzenimi kaybettim. Kendisi 19 yaşındaydı. Sağ ol canım. Bu anevrizmadan beyin kanamasından kaybettik. O yüzden çok ani bir ölüm oldu o yüzden. O bizim ailemizi çok değiştirdi yani. Bütün ailedeki herkesi. İyi kötü. Hepimizi çok etkiledi yani. Öyle bir şeyimiz çok oldu. Çok garip yani. Bir şey çünkü gerçekten. Evet. Yani o genç birini kaybetmek değişik bir duygu. Yani ölümle çok hızlı tanışmış oluyorsun evet. Bir kere. Ya zaten işte belki de böyle ne kadar çok şeyi bitirmişsin kafanı dediğin yerde belki de şeyi düşünüyorum yani hayatta tek emin olduğumuz şey sadece öleceğimiz. Bunu kötü bir konuşmak yapmıyorum. Yok, hayır yani. Ben. Evet, çok tek emin olduğumuz şey. Başka hiçbir şeyden emin değiliz yani. Evet, hiçbir şeyden. Olacağını bilmediğimiz. Aynen öyle ve yani bu yüzden bu gerçeklikle böyle tanışmak ilginç. Genç birinden olunca daha da ilginç. Zaman insan sıralı ölüm bekliyor yani. Bir de bizim evde kalmıştı en sonu. Stajı için Anadolu yakasına gelmesi gerekiyordu. Bizim evde kalıyordu. Kız kuzenimdi. En son yıkamış bulaşıkları falan. Biz yazlıktaydık çünkü falan. Yani böyle bir ortama girdim eve geri. Benim için milattır. Sonra dayılarımı kaybettim. Onlar da üst üste geldi. Sette çalışıyordum o sırada. Cenazeye gidemedim. İki tane cenazeye falan filan. Biraz ölümler beni değiştirdi. Büyütüyor. Ama ben hayatım boyunca zaten çok böyle savruk bir herif olmadım. Zaten çok yanlış kararlar veren bir tip değilim yani. Ben biraz tipimle ve umursamazlığımla bir yorumda bulunuyor insanlar benim hakkımda ama hiç aslında beni tanımıyorlar yani. Ben bu arada seninle yani. İlgili en net söyleyebileceğim şey düşünülen adam olmadığın. Evet. Yani en net cümlem o yani. Ben onu bilmiyordum da evet. İşte okudukça anlıyorum. Evet. Bu kim lan kim? Hayır hiç seninle alakası olmuyor. Uyuşturucu varmış, evet. Zengin piçi varmış. Evet. Tamam gerçekten o gerçekten yani. Tanışalım bunu. Hiç öyle olmayan yegane birisin evet. Allah razı olsun efendim. Estağfurullah doğru. Evet ölümün büyüttüğü gerçeği herkesi çok net. Sizin kazanız da bu arada. Onu da beraber yaşadık. Bizim için bile miladi evet. Bir şey yani. Hayal kuran biri misin? Kendinle ilgili hayal ettiğin böyle yakın plan, gelecek plan diyorum. Böyle çok güzel hayallerim var biri misin? Benim var ya. Doğduğum günden beri hayal kuruyor olabilirim ya. Bayılırım hayal kurmaya ben. En sevdiğim şey hayatta hayal kurmak. Yani sabah akşam hayal kurarım ben. Daydreaming derler ya böyle. Otururum gün içine böyle. Dede gibi ben tam amcayım ya. Çok hızlı büyümüşüm ya. Hakikaten ya. Ben mesela şey bak şu an amcayım dedim diye benim ADHD kesti ya. Ne alakası bak konudan konuya atlıyorum. Bende de var. Bir sen tanısı konuldu mu? Tabii ben zaten. Benim de koydurmam lazım. Bende de öyle. Beynimiz hiç durmuyor abi. Hiç durmuyor. Tuana ile arkadaşımıza gidiyoruz. Bir yapımcı. Toplantı var. Başka bir konuya gidiyoruz. Evet şu an bir şey. Aynen geldi. Işte. Tabii. İç. Matlı çıkar. Şey diyor. Beni dinleyecekseniz anlatacağım. Yoksa diyor biraz ara verelim siz şey yapın. Takılın bir. Gezin. Çok haklı ya. Eşyağını elleyin. Sonra gelin.
Ben de öyleyim. Aşı hiç durmuyor yani. Etrafım için ne kadar yorucu. Ben şu az önce ne konuştuğumuzu unuttum. Soru neydi arkadaş? Ben de. Ben kimim oynayayım? Hadi ben kimim oynayayım? Hadi. Ben kimim oynayayım? Valla. Ver be. Dur bir dakika. Dur. Önemliydi. Merak ettim. Hatırladım şimdi. Ne? Hayal. Var mı bir hayali söyle? Var. Evet var. Benim bu hayattaki en büyük hayalim, en büyük hayalim aşırı iyi bir baba olmak. Böyle çocuğum bana aşık olsun istiyorum. Böyle Allah'ım babam desin. Ya. Bu adam lan delikanlı ya. Desin falan. Böyle hani lan benim babam var desin, anladın mı? Öyle. Hani öyle bir adam olmak istiyorum. Bir de Hollywood'da oynamak istiyorum. İşte Oscar falan oralarda hayallerimiz var ama bunları şimdi söyleyince bir delusional duyuluyor. Yok, yani böyle deneyeceğiz bakalım ama şey değil yani hani olacak diye söylemiyorum yani. Yanlış olmasın. Ben şey olur ya ben bir gün Oscar alacağım. İçiyor. Alırım, herkes alır. İnşallah hepsi çok. İnşallah ya, hayırlısı olsun. Sağlıklı olalım, huzurlu olalım. Yemin ediyorum dünya boş. Hepsi bizim uydurduğumuz şeyler abi. NBA, Oscar, şimdi ben kendi ilgi anlamıyorum. Araba, maraba, işte evler falan. İnsan icadı işler bunlar. Hayatın, yaşamın, kendisinin bunlarla bir alakası olamaz. Yani bu başka bir şey. Önce onları çözüp sonra bunlar, materyaller sonradan gelir gelmez falan filan. Tamam ama yine de tüm bunların hayali olması ve bunlar için çabalıyor olmak tabii, muazzam bir çekim. Evet. Hadi ben kimim oynayalım. Ben kimim abi oynayalım. Ne, İlk kez şey oynuyoruz aynen. Abi hadi bakalım ya. Yandık ya. Alnımıza yapıştıracağız mı? Ha. İlk defa oynuyoruz bunu. Doğru değil mi? Doğru mu? Sen okudun bile onu. Okudun Allah. Okudun. Yani H ile başladığına eminim. Basketbolcu. Oha ben nereden bileyim basketbolcu? Dünyanın en ünlü basketbolcusu. James şeyler. James şeyler kim ya? Bunu ben mi sormalıydım? Evet sor. Sor sen bana. Hayır. Öyle olur mu? Oynamışlar. Öyle sor. Öyle çok zor. Basketbolcu dedim aslında. Sporcu mu? Evet. Basketbolcu mu? Evet. Ben basketbolcu bilmem ki. İşte bildiklerinin arasında. Ama bu herkes bilir. Nerede o? Bende bunun bir karşılığı yok ki. Zeynçim, siyahi mi? Hadi abi görüşürüz. Bak. Ya siz beni bitirmeyi mi çağırdınız? Şey mi? Siyahi mi? Siyahi tabii ki. Jordan mı? Evet. Ay, bildiğim tek basketbolcu. Teşekkür ediyorum. Rahat buyurun. Evet. Ekibin seni yorar mı ya? Bu Jordan nereden? Bu Jordan nereden bu ya? Jordan 1. Bakalım bana ne geliyor. Eyvah. Gözünü kapa. Gözüm kapalı şu an. Saç evet. Boz bir şey olmaz. Aha, boz deyip boz. Boz. Aa tamam. Kimim ben diyorum. Erkek miyim? Kadın. Oyuncu muyum? Hayır ama oyuncu yok. Müzisyen. Böyle cevaplar. böyle cevap verebilirim. Müzisyen. Yalnızlı avukat. Türk çok... müyüm? Türk değilsin. Türk değil değil mi? Değil, Türksün, değilsin. Öyle bir ihtimal var mı? Değilsin. Yok. Değilsin, Türk değilsin. Alizade. Aynen. Sare, bla bla. Okey. Bak. Şarkıya bak söyledim. Sadece arada kalmasını nasıl anlarsın ya? Evet. Nasıl anladın? Oyun oynuyorsunuz abi, belli. Zihin okuyamıyorum. Ben kimim oynuyor musunuz evde? Abi hep oynuyoruz. Evet. Şeymiş değil mi? Cosplay tadında, evet. Kadın mıyım, erkek miyim? Erkeksin. Türk müyüm? Türksün, bayağı. Bayağı. Ha, peki oyuncu muyum? Hayır. Müzisyen miyim? Evet. Tarkan mı? Deniyor. Aa, Edis. güzel. Seni Edis'e benzetiyorlar mı? Yok, ben alaka. Ne bileyim, benzetebilirler renklerinden diye düşündüm. Bütün sarıları birbirlerine benzettikleri için. Evet, ne kimim ben? Erkek miyim, kadın mı? Erkeksin. Erkeğim. Yabancı mı, Türk? Türk. Türküm, erkeğim, oyuncuyum. Değilsin. Sanatçıyım. Şarkıcı, sanatçı. Sanatçısın. Şarkıcı mıyım? Şarkıcısın. Allah. Ama hangi alanında? Rap. Popçu diyen var, rapçi diyen var, karışık. Sefo. Aynen. Doğru. O bilemeyeceğimiz kimse yok bizim. Teşekkür ederiz. Valla çok hızlı. Birazdan kulaklık oyunuyla bitireceğiz. Ama geçmeden önce şöyle bir şey var. Yani böyle her bölümün sonunda aslında sorduğum ve merak ettiğim. Sektöre girdin. Zaten çok küçük yıllardan beri oyunculuk yapman dışında. Biraz böyle hani dişli tarafa da dünyaya da girdin. Bir sürü bambok şey yaşıyoruz yolculuğumuzda. Şey merak ediyorum.
ya Melis bu bana yapılmazdı dediğin kariyer yolculuğunda çok hikayen var mı? Ya hikaye anlat diye demiyorum da. Yok. Kızdığın, kırıldığın. Anladım anladım. Yok ya. Mutlaka olmuştur da. Böyle şeyleri dillendirmeyi böyle şey bahsetmek bile prim yani. Peki tamam, onlara prim vermek gibi bir yerden değil de sen kalp kırmış mısındır istemeden? Mutlaka ya, insan istemeden kesinlikle kalp kırmıştır. Ben isteyerek kesinlikle kalp kırmam bu arada. Evet. Hiç öyle bir tarzım yok benim. Ben sadece bazen hani anlaşılmayı beklemeden kendim olabilirim. Hmm. Ve bu belki kalp kırabilir. Özür dileyen biri misindir? Tabii ki çok özür dilerim yani. Hiç utanmam özür dilemekten, hatta öyle söyleyeyim. Yani çünkü herkes hata yapabilir hayatta ve bence özür dilemenin tam tersi şeylerden utanmalıyız biz. Bence insan olarak yani özür, herkes yanlış yapar, özür dilersin. Bir daha yapmamayı gayret edersin tabii ki. Özür dileyip aynısını yapmanın da bir manası yok yani. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Sen öncelikle nasılsın? İyiyiz. Ben buraya gelirken en çok kızın nasıl, iyi mi? Ya size var ya, getirsem bir gün delirirsiniz. Yani. Evet, ne olur ya, ne size olur. Bir ada yapalım. Hadi ya, aynen. İyi tam mi, o size iyi göre. Mi? İyi, o aşırı artık mi? Yolunu buldu, yaşını buldu. Büyüdü artık aynen. Bu arada. Yani, neredeyse ergenliğe gelecek. Karede yani. Bir durumda. O yüzden biz artık çok yakın bir arkadaşımız var evde gibiyiz. Harikasın. Yani. Teşekkür ederim. Oyun oynuyor musun şu an? Oyun yeni başladı. Çok evet. İsterim gelmenizi, izlemenizi. Senin bir boşluğunda, Repon'da. Çok sen mutluyuz. Deyiz. Çok iyi. Kötü zamanlardaki arkadaşlıklarınızı da bildiğim, iyi zamandakini de bildiğim, çok bence sektörde özel ve kıymetli bulduğum iki insansınız. Beraber kötü gün de gördük diyebileceğim insanlarsınız. Sizi çok seviyorum. Ayağına sağlık. Çok mutluyum geldiğin için. Yani. İyi ki varsın da Burak. Sen de canım. Çok i̇yi teşekkür ederim. Yay! Bir kulaklık oyunu oynayabiliyor muyuz? Hadi oynayalım öyle bir şey. Hadi kulaklık. Duygusal program olmadı mı? Güzel bir final oldu bence. Öyle. Bunun da hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum piyasada birbirimize. O yüzden. Canım benim. Ne? Kelime söyleyeceğiz birbirimize. Aynen, hiçbir şey yok. Aynen. Biz hiç oyun oynamıyoruz da. Hep cool şeyler böyle, ne bileyim. At biniyoruz, golf oynuyoruz falan. İşte ne bileyim. Jonk bayılırım. Çok kısık. Tuz. Duygusal. Nasıl yani? Evet desiniz. Tuz. Kutu. Tuz. Kut. Tuz. Aç biraz. Kapanak söyleyin ya falan. Ya. Tuz. Tuz. Kuruntu. Tuz. 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 Uyku. Allah kahretsin, uyku. Aynen uyku. Ver başka bir şeyler. Hayır, öğreneceğim, gel. Heceli. Heceliyim. Heceli. Yok, tek hece. Ha. Tuz. Su. Tuz. Yut. Tuz. Tuz. Cool. Tuz. Cool. Cool. Kuy. Tu ha. Tuz. Tu. 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 Bir dakika şarkı bitti. Şarkı bitti. Tu olabilir mi? İhtimal düşündün müydü? Bir dakika, bir şans daha verin bana. Tuydu bu arada ama bir harf eksik sadece. Su. Tuz. Su. T. Bilemedin ne? T ile başladım, biliyorum nasıl suya döndüm. Tuz ya. Tuz mu? Ha yok. Ha ben de mi sıra? Sen de. Ne? Duygusal mı ne? Kuruntu. Wow. Miskin. Miskin. Mis. Pislik değil. Mis. Ne? Biz. Miskin. Biz. Miskin. 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 Business. Miskin. Miskin. Mis. Me. Be. Me. Pe. Me. 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 Miskin. 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 Mi? Mis. Mis. Kin. 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 Misket. Kin. 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 Mis. Kin. Kin. Le. Kin. Le. Ke. 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 Te. Ke. Ke.
Mis. Ne o ya? Re. Mis re. Miskin. Misrin. Miskin. Hah? Miskin. Miskin, miskin anlatamadım. Oh, yorucu, yorucu. Hiç miskin. Değildi bu arada. Miskin de. Farsça bir kelime oldu. Birer tane daha deneyelim. Oğlum, müzik çok o kadar ağırdı. Dikkat dağıtıcı müzik ki yani. Bildiğim bütün kelimeleri unuttum ya. Misrin çok iyi. Sirke. İğne. Sirke. Sir. Tünet. Lan bir şey söyleyebilir miyim? Bunu Tuğan Ali Burak'a oynatabilir miyim? Ya. Hadi gel. Hadi gel. Hadi birer. Belki onlar birbirlerine daha iyi şey var. Gel. Benziyoruz lan. Bir anda anlaşılmasa. Hiç şey söylemeden Tuğan Ali koysan oraya. Kurguda. İğne. Anlamıyor bunu. Misket. Rezil. Ne? Rezil. Rezil. Aaa. Gerçekten. Tamam. Bir tane daha. Abi gamer ya. Kir ve. İyi iffet. Allah Allah. Yok. Kir İ? Ve. Kir ve. Bir şey F mi? Ve. 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 Kir ve. Bir şey ve. İ ile başlıyor, V ile bitiyor. Kir. 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 Kirve. Evet, bravo. Bir tane de bırak. Bir tane de bırak. Çok iyi oldu. Of, ama bu arada gerçekten müzikle bilmek çok zor. Diğer değişimimize gerek. Neyse, değiştir. Var mı? Keramet orada. Şa, şı. Şa, şı. Ça, sa. Şa. Şa, şı. Şahız. Şahıs. Şanssız. Şaşı. Cacık. Hayır. Şarkı. Şaşık. Şaşı. Evet. Bravo. Evet. Beğendiniz program için. Çok teşekkür ediyoruz. Muazzam bir bölümdü. Tuğana'ya da teşekkür ederiz. Burak iyi ki geldi. Seni seviyorum. Kızım benim. Ay görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Yeeey. Çok iyi oldu ya. Tuğana'yla bu daha yapması. Ya inanılmaz. Let's go. Abone olun. Müthiş. Şaşık ne peki böyle? Şey ne? Şaşık. Şaşık. Şaşur. Şakur. Bu fotoğraf çekeceğim. Tabii canım. Önce iPhone.